Evet merhaba arkadaşlar. Ders anlatım F14'e devam ediyoruz. Mutlak değer konusuna giriş yapacağız. Mutlak değer konusu arkadaşlar her sınavda mutlaka ve mutlaka en az bir tane soru gelecektir. En az bir mutlaka soru geliyor. Özellikle arkadaşlar AYT konularını da etkileyecek çok önemli konulardan bir tanesi. Mutlak değeri bilirseniz AYT'de sıkıntı çok yaşamazsınız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir x gerçek sayısının sayı doğrusu üzerinde Eşlendiği noktanın başlangıç noktasının olan uzaklığı x gerçek sayısının mutlak değeri denir. Mesela eksi 2 olsun, eksi x olsun, x olsun arkadaşlar. Eksi x'in de e, sıfır olan uzaklığı x metredir. X'in de sıfır olan uzaklığı x metredir. Yani çünkü uzaklık negatif olamayacağı için arkadaşlar. Bu şekilde mutlak değer cinsinden gösteriyoruz. Aslında sıfır olan uzaklıktır. X ve y aralarındaki... E, X ve Y sayıları arasındaki uzaklık X eksi Y'nin mutlak değeri olarak gösterilir. Bu arada X'in mutlak değeri ile eksi X'in mutlak değeri aynıdır. Mesela 2'nin ile eksi 2'nin mutlak değeri aynı. O aynı şekilde X eksi Y ile Y eksi X'in de mutlak değeri aynı arkadaşlar. Eksilisini alsanız da mutlak değer pozitif çıkarıyor gibi düşünebilirsiniz. Bakın mesela hemen eksi 9'un mutlak değeri nedir arkadaşlar? 9 eksi... Bakın burada... Mutlak değer içerisinde şurada bir tane mutlak var. Orka, ona dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir mutlak var en dışında. O nedir? Eksi ee, 6. İçerisinde eksi 6 var. Bölü. Eksi 2'nin mutlak değeri 2 arkadaşlar. Dışındaki mutlağı yine çizdim şöyle. 9 eksi mutlak değeri içinde 6'yı eksi 6'yı 2'ye bölerseniz eksi 3 yapacak. Peki 9 eksi şurası arkadaşlar 3 olarak çıkacak. Eksi 3 mutlak değeri 3'tür. 9 eksi 3'ten de 6'yı bulacağız. Evet ikinci soruda aşağıda gerçek sayı doğrusunda verilen A ile B sayıların arasındaki uzaklıkları mutlak değerler ile ifade ederek yazınız. A ile B arasındaki mesafe A eksi 7 noktasında B de 3 noktasında arkadaşlar. Bakın aslında bu sayının şöyle e, düşünebiliriz. sıfır olan uzaklığı kaçtır arkadaşlar? 7'dir değil mi? Eksi 7'nin mutlak değeri 7. Bunun da 0 olan uzaklığı 3 olduğu için toplam arasındaki mesafe 10 birimdir diyebilirsiniz. Mesela bunlar arasındaki mesafeye bakarken arkadaşlar. Eksi 6 ile 2. Mesafe diyorsanız mutlak değerini alırsınız. Aslında üst tarafta da aynı şeyi yaptım. Eksi 6'nın mutlak değeri ile arkadaşlar. Eksi 2'nin mutlak değeri arasındaki mesafeye bakarsınız. Eksi 6'nın mutlak değeri 6. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. İşte bunları çıkarırsanız da cevap 4 gelir. 2013 YGS sorusuyla devam edelim. Y eksi x arkadaşlar 1'miş. Gidelim burada y yerine. Şuradan çekin arkadaşlar y'yi. X diğer tarafa atın. X artı 1. Bakın y yerine x artı 1 yazalım. Şurada yazın arkadaşlar buraya x artı 1'i yapıştırdık. Eksi x. Eksi y yazmıyorum da eksi x artı 1 yazıyorum. Y yerine x artı 1 yazdım. Sonrasında mutlak değer var. Şöyle 2. Şu eksi içeri dağıtırsanız x artı 1 eksi mutlak değer içerisinde x x x x, x artı x'i 1 yapacak. Şöyle gelmiş oldu. Bakın bunlar birbirini götürdü. İçerisi eksi 1. Mutlak değer eksi 1 neydi? 1 dedim arkadaşlar. Burası 1. O yüzden devam ediyorum. X artı 1. Şurası zaten 1'de. Önünde de eksi 1 var. Demek ki eksi 1 oldu. Cevap 2'ymiş. Bunlar birbirini götürdü. X 2 geldi arkadaşlar. Bakın X'i gidin burada yerine yazın. 2 1 daha 3 oldu. Y de demek ki arkadaşlar 3'müş. Toplamları 5 yapar. Aşağıdaki her basamağı sayılar belli bir kurala göre şekildeki bir yerleştiriyor. 6. basamaktaki sayıların toplamı kaçtır? Aslında arkadaşlar şöyle gidiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5 gibi gidiyormuş aslında. Yani bir mutlak alıyor, bir almıyor. Bak almamış, almış, almamış, almış. Burada almamış, burada almış. Almamış, al Bir alıyor, bir almıyor yani. O zaman 6. basamaktaki sayıların toplamlarına bakacak olursak. 4. basamağı yazalım. Aslında 10, 11, 12, 13, 14'tür. Mutlakları yazmadım. 6. basamaktaki sayıları öğrenmek istiyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20 arkadaşlar. 6. basamaktaki sayılara şimdi geldik. Bakın. E, mutlak yazacağım mı yazmayacağım ona bakalım. Yazmış, yazmamış. Burada yazacak demek ki. Yazdı, burada yazdı, burada yazdı. Burada yazacak. Burada yazacak, burada yazacak. Demek ki eksi 21'de yazmayacak. Eksi yazacak. Eksi 23 yazmadı. Eksi 24 de yazdı arkadaşlar. 19'un altına yazıyorum. Eksi 25 yazmadı. Eksi 26 da yazdı. Eksi 27 de yazmadı. Şimdi hemen işaretlere bakalım. Burası zaten artı 22. Burası 24. Burası 26. Bakın şu ikisini toplarsanız 1 yapacak. Bu ikisi 1, 2 yaptı. Şu ikisi 3 yaptı. Bir de sonunda eksi 27 var. 3 eksi 27'den eksi 24'ü bulduk. Mutlak değer içindeki mutlak değerli ifade içindeki ifade negatif ise dışarı eksi 1 ile çarpılarak Pozitifi ise dışarıya olduğu gibi çıkarılarak yazılır arkadaşlar. Mesela şu mutlak değerse bunun içine bakıyorum arkadaşlar. İçi eksili ise tamam mı? İçi eksili ise bu gördüğün ifadeyi eksile çarpıp çıkarıyorsun. Bakın eksi x olarak. E sıfır ise zaten sıfır olarak çıkıyor. Eğer hocam burası artı diyorsan o zaman bunu ne görüyorsan içinde ne görüyorsan onu çıkarıyorsun. İçinde eksi x de olsa eksi x olarak çıkarırsın. Yani artıysa içinde ne varsa aynı çıkarılıyor. Bakın mesela x sıfırdan küçük y büyük. X sıfırdan küçükse bakın önce işaretlerini belirleyelim. X sıfırdan küçükse şurası nedir? Eksilidir değil mi? İçine bakalım. X eksi y. E zaten x eksili bir sayı. Y artılı. Önünde de eksi var. Demek ki bunun içi de eksi. Y içi artılı. Şimdi ne yapıyorduk? Eksilileri eksiyle çarpıp çıkarıyorduk. Eksi olduğu için eksiyle çarpıp çıkardım. Eksi x. Eksi. eksi olduğu için bakın eksiyle çarpıp çıkacağım ama önünde de eksi var. Bakın şu eksi var. Eksiyle eksiyi çarptım. Artıya dönüştüğü için olduğu gibi çıktı artı bakın demek ki bu da olduğu gibi çıkacak. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. Demek ki cevap 0. Aşağıda gerçek sayı doğrusunda x ve y gerçek sayıların en geniş değer aralığı verilmiştir. Olduğuna göre ifadesi kaçtır diyor. Bakın x nedir? Eksi 3'den büyük. Eksi 2'den küçükmüş. O zaman arkadaşlar x artı 3 nedir sizce? Bakın her tarafı 3 ekleyin. 0, x artı 3, 1 olur değil mi? Bakın 0'dan büyük. Demek ki burası artı. Y eksi 4'e bakın. Y'nin aralığı nedir? 3 ile 4 arasında değil mi? 4 çıkarın. Eksi 1, y eksi 4. 4, dör, çıkardığınızda 0. Sıfır. 0'dan küçükmüş. Bakın burası da içi negatif. Daha içine bakıyorum. Eksi artı mı diye. X eksi y'ye bakın arkadaşlar x aralık şuydu. y'nin aralığı da buydu. Değil mi? Ne yaptık? Bunu eksiyle çarpıp topluyoruz. Y'yi eksiyle çarptığımda e, bunlar işaret değiştiriyordu, yön değiştiriyordu aynı zamanda. Bunların da yerini değiştirelim, küçük küçüklük bozulmasın. O zaman eksi -4 şuraya gelir, değil mi? Bunu bir önceki föyde yapmıştık. Şöyle yapabiliyorduk. -y yerine de hani küçükten büyüğe sıraladım. Yani bunu eksi çarptığımda büyükten küçük olacak ya. Ters döndürdüm. Bir daha küçükten büyüğe sıralansın diye. Eksi 4. Buraya eksi 4 yazıyorum. Bakın eksi 3. Eksi 3'ü de buraya yazıyorum. İşte bunları toplarsanız da eksi 7 ile bakın x eksi, y, eksi 7 ile eksi 5 arasında yani negatif bir sayı olacakmış değil mi? Bu da eksi. O zaman gelin artıysa olduğu gibi çıkarın. X artı 3. Eksi ise eksiyle çarpıp çıkarın ama önünde de eksi var. Artı. Demek ki olduğu gibi çıkacak. Bakın artı eksi 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 ile çarpıp çıkaracağım. Çünkü içi eksi. Eksi x artı y oldu. Bakın bu x'ler birbirini götürdü. 3 eksi 4 eksi 1. Y, y daha 2 y eksi 1 olarak bulunur. Mutlak değer ifadesinin alacağı en küçük değer sıfırdır arkadaşlar. Çünkü uzaklık sıfırdan daha küçük uzun olamaz. Eksi 1. Bir, ben birine eksi 1 bir uzaklıkta olamam arkadaşlar değil mi? En küçük sıfır olabilir ifadesini alabileceği en küçük değer için. Ne olur en küçük değer? 0 olur da değil mi? O zaman 2x 3y eşittir. 0 olur. Mutlak değer en küçük 0 olur demiştik. O zaman 2x eşittir. 3y olur. Bakın e, ben şu x yerine 3k y yerine de 2k verebiliyorum. Ya da hepsini 2 3'e falan böyle ya da hepsini 2'ye 3'e falan bölebilirsiniz. Fark etmez x yerine 3k yazıyorum. y yerine 2k yazıyorum. Bakın k'lar gitti. 2, 3 bölü 2 cevap. İfadesini alabileceği en büyük değeri sorun diyor. Arkadaşlar en büyük değer için burası olabildiğince küçük olmalı. Burası olabildiğince büyük olmalı. Buranın alabileceği en küçük değer ne? 0. O yüzden 3x artı 9 arkadaşlar 0'a eşitliyorum. O zaman 3x ne olur arkadaşlar? Eksi 9. Her tarafı 3'e bölerseniz de x eksi 3 olur gidin x yerine eksi 3 yazın bakalım ne gelecek. Buraya eksi 3 yazın. Eksi 3 eksi 2 mutlak içinde eksi 0 mutlak. E burası zaten eksi 5'in mutlak değeri eksi 0. 0 mutlak değeri 0. Eksi 5'in mutlak değeri 5 olduğuna göre 5 eksi 0'dan cevap 5 gelir en fazla. Mutlak değerli mutlak değerli ifadelerin toplamlarının 0 olması için mutlak değerli ifadelerin her birinin 0 olması gerekir. Mesela şurada Nasıl sıfır olur arkadaşlar bir toplam? Mesela eksi 5 ile artı 5'i toplarsanız sonuç sıfır olur değil mi? Hadi burası mesela artı 5 olsun salladım. E burası da eksi 5 olmalı ki sonuç sıfır çıksın. E burası eksi olamıyor ki. O yüzden bir artılı bir de eksili olması lazım sonucun çık sıfır çıkması için. Bir de ikinci şıkta x'in de sıfır olması lazım. E bu olamıyorsa bu olur. Demek ki x'i de sıfır olacak arkadaşlar. Yani şurası sıfır demek ki burası da sıfır olacak. 2x eksi 4 sıfırsa 2x 4 buradan x 2 gelir. x'i gidin arkadaşlar şurada yerine yazın. Yani y eksi 3x artı 2 de sıfır olacak diye hani. O yüzden x yerine 2 yazın bakın. x eksi 6 olur. 3 kere 2 6 artı 2 eşittir sıfır olacak. y eksi 4 eşittir 0. 4'ü diğer tarafa atın. y eşittir 4 olur. x çarpı y soru 2 çarpı 4 8 cevap. Aşağıdaki şekilde alttaki iki kutu içerisindeki sayıların toplamı üstte bağlan bağlantılı olduğu kutuya yazılarak işlemler yapılıyor. Toplamı kaçtır demiş. Bakın şu iki ifadenin toplamı sıfırsa bu iki ifade de sıfır olmalı değil mi? Biraz önce görmüştük. Demek ki 5 eksi b. Mutlak değer içinde 5 eksi b sıfırsa ne nedir arkadaşlar? b 5'tir. Mutlak değer içinde 2a eksi 6 sıfırsa 2a eksi 6 0'dır. Yani o zaman 2A6'dır. A da buradan 3'tür değil mi? Uzun uzun yazmayayım dedim. A3 geliyor. A3, B5. Gidelim aşağıda arkadaşlar. Yerine yazalım. Şurası 0 yaptı zaten. O zaman burası da 0 yaptı. 0, 0 toplamı 0 olacak ya. Şu ikisinin toplamı da 0 olması için. Bakın burası kaç? Eksi 3'ün mutlak değeri 3. C eksi 1. O zaman kaç olmalı arkadaşlar? Eksi 3 olmalı ki toplanınca 0 olsun değil mi? O zaman C eksi 1 eksi 3 ise Eksi 1'i sağ tarafa atarsanız eksi 2 yapar. Diğer işlem için yapalım. Yine 0, 3 arkadaşlar. Buranın da eksi 3 olması lazım yine. Çünkü 3 ile eksi 3 toplarsanız 0 yaptı. 4D eksi 11, eksi 3 yapmalı. 11'i sağ tarafa atın. 4D arkadaşlar 8 yapar. D buradan 2. Bunların toplamları da bakın. A artı B 8, 10, 2 çıkarın arkadaşlar 8 olarak bulunur. Evet çarpma işlemlerinde mutlak değerin şu özelliği var. E, mutlak değerin içindeki iki çarpma işlemin arkadaşlar bu sayıları ayrı ayrı mutlaklar şeklinde yazılabiliyorsunuz. Mesela mutlak değer 10 arkadaşlar mutlak değer 2 çarpı mutlak değer 5 olarak yazılabilir. Aynı şekilde x bölü y mesela 10 bölü 2'yi de siz e, mutlak 10 bölü mutlak 2 olarak yazabilirsiniz. Y sıfırdan farklı olmak üzere tabi y sıfır olursa payda tanımsız olur. Y sıfır olursa tabii. Tabii ki Y sıfır farklı olmak üzere. Y sıfır olursa, payda sıfır olursa arkadaşlar kesir tanımsız olur. Evet aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulun demiş. Arkadaşlar eksi 2'nin mutlak değeri ile 2'nin mutlak değeri ne demiştik? Aynı demiştik değil mi? O yüzden eksi x de x'in mutlak değeri aynıdır diyebiliyoruz. Bunu not olarak söylemiştik zaten. O zaman eksi x yerine mutlak x yazabilirim arkadaşlar. Bakın şunu eksi 2'yi dışarı alın. Yani şöyle yazabiliyordum değil mi? Çarpım, 2 çarpım olarak. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2 olduğuna göre aslında şunu, şu eksiği gözeterek bu eksiği, bunu yazın arkadaşlar. Eksi 2'nin mutlak değeri 2, mutlak x olarak yazabiliriz. Artı, aynı şekilde mesela eksi 3. Eksi 3 mutlak, mutlak x olarak yazarsınız. Bu da 3 yaptı. 3 mutlak x. Dışarıya çıkarın. 3 mutlak x yazılabilir. O zaman şu mutlak x'lere mesela elma deyin arkadaşlar. Bakın şunlara elma deyin. 3 elmadan 2 elma çıktı, 1 elma kaldı. 1 elma, 1 elma daha 2 elma yaptı. Demek ki 2 tane mutlak x yazılabilir. Gelin arkadaşlar şunu 3 parantezin alın. 3 e, mutlak 1 eksi x olur değil mi? Bunu da 5 parantezin alın. 5 x eksi 1 olur değil mi? Şimdi bu mutlakların tersleri bak. 1 eksi x de x eksi 1 eksilisi değil mi? Yani aslında şunun aynı şey. O yüzden bunlar birbirine eşittir. Yani 1 eksi x yerine x eksi 1 yazabilirsiniz artı 5 x eksi 1 yazabilirsiniz. Bakın x eksi 1'lere elma deyin. 3 elma 5 elma da 8 tane x eksi 1 yazılabilir. x veya gerçel sayıları ters e, x veya gerçel sayılar arkadaşlar şu her zaman geçerlidir. Mesela örnek verebilirsiniz. x yerine eksi 2 verin mesela. Şu eksi 2 verin. y yerine 5 verin. Tamam mı? Toplayın arkadaşlar. Bakın bunları topladığımızda 3 yapıyor. 3'ün mutlak değeri 3. Değil mi? Böyle yazılabilir. Küçük eşittir. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 5'in mutlak değeriymiş. Bakın 3 mutlak. Yani 3'tür bunun cevabı aslında. Burası 2. Burası da 5 değil mi? Burası 7. Bak küçük de olabilir eşit de olabilirmiş. Küçük çıktı burada mesela. Bu sağlanabilir. Aynı işaretli ise eşittir. Şu şekilde. Ama ters işaretli arkadaşlar küçüktür. Burada küçük eşit var. Burada sadece küçük var. Mutlak değerli denklemler. Arkadaşlar bir mutlak değer e, bir sayıya eşitse bunun içerisi eksili ya da artılı olarak çıkar. Mesela arkadaşlar a sıfırdan küçük olduğuna neden boş kümedir diyecek olursanız. A sıfırdan küçük olduğunda arkadaşlar mutlakta en küçük sıfır oluyordu. Sıfırdan daha küçük olamaz. O yüzden boş kümedir. Sıfır olursa zaten içi de sıfır olur. Ama dışarısı bir pozitif bir sayıysa bakın a sıfırdan büyük pozitif bir sayıysa bu içerisindeki ifade ya a'dır ya da eksi a'dır. Mesela şöyle bakalım. Hani 12 12 demiş ya. Demek ki şu bunun içi yani x artı 3 arkadaşlar. Ya 12'dir. Çünkü 12 olursa mutlak değeri 12 12 çıkacak ya. Buradan işlemi yaparsak 3'ün diğer tarafa 9 yazabilirim. Ya da eksi 12'dir. Eksi 12'nin mutlak değeri de 12 değil mi? O yüzden x artı 3 de arkadaşlar ne olmalı? Eksi 12 olmalı. Şimdi eksi 3'ü eksi 3 olarak diğer tarafa atın. Eksi 15 geldi. İşte çözüm kümesi budur. ÇK yazalım. Çözüm kümesi eksi 15 ile 9. iki tane elemanı vardır. Evet arkadaşlar 13. soruda x, y, z birer gerçek sayıdır. Z sıfırdan büyüktür demiş. Bakın e, işlem şu şekildeymiş. X artı y'yi topluyorsunuz. Mutlak değer içinde z'yi eşitliyorsunuz. Demek ki burada da mutlak değer içerisinde 3 eksi eksi 2 ile eksi 3'ü topluyorsunuz arkadaşlar. 1'e eşitliyorsunuz. bunun içerisi 3x eksi 5 yapar. Eşittir bir o zaman arkadaşlar burası ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Yani 3x eksi 5 arkadaşlar ya 1 olacak. Yani 3x 6 yani x 2 ya da arkadaşlar 3x eksi 5 eksi 1 olacak. Yani 3x buradan 4 gelecek. Artı 5 olarak geçti. 5'ten 1 çıktı. 4. Yani e, x de buradan her tarafı 3'e bölerseniz 4 bölü 3 gelecek. Toplamlarını soruyor arkadaşlar. Yani 2 artı 4 bölü 3'ten çarpın 6, 4 ile toplayın 10 bölü 3 olarak bulunacak. Evet x çarpı alacağı en küçük değer diyor. Yani x artı 3 arkadaşlar 6 ise nedir? x artı 3 ya 6 olur yani x buradan 3 olur arkadaşlar ya da e, x artı 3 eksi 6 olabilir. Çünkü eksi 6'nın mutlak değeri de 6'dır. Buradan eksi 3'ü diğer tarafa atarsanız eksi 9 olur. İşte x bu iki ifadeyi alabiliyormuş. Ba gelelim y'ye. Yani y dedi arkadaşlar 2x 1 ne olur? Ya 5 olur. Bakın burası 5 olursa 5 çıkar ya da eksi 5 çıkarsa. 2y buradan arkadaşlar ne geldi? Biri diğer tarafa 6. Y buradan ya 3 gelir ya da ne demiştik? Eksi 5 olabilir. Yani 2y 1 eksi 5 olur. 2y arkadaşlar buradan eksi 4 gelir. Y de buradan eksi 2 gelir. Alacağı en küçük değer. Şimdi seçmeye başlıyorum. 9 ile mesela 3'ü alsanız arkadaşlar çarpsanız eksi 27 gelir. En küçük değeri bulursunuz. Evet 2014 YGS sorusu. A'nın mutlak derece 2'ye B'nin mutlak derece 5, C'nin mutlak derece 6 olduğunu söylemiş ve şu sıralama varsa ve çarpımları pozitifmiş arkadaşlar. Olduğuna göre diyor A artı B artı C toplamı kaçtır? Çarpımları sıfırdan büyük olması için arkadaşlar bakın 3 tane ifade var. A, B, C bu sıfırdan büyük diyor. Bunun gerçekleşmesi için ya hepsi sıfırdan büyük olur. Değil mi? Mesela 3'ü de negatif olsa eksi eksi artı artı ile çarptığında eksi olur. Eksi eksi artı olur. Başka mümkün değil. Ya da bu eksilerin yerleri değişir. Artı eksi eksi falan olur. Değil mi? Ya hepsi artı olacak ya iki tanesi eksi bir tanesi artı olacak. Başka mümkünün artı yok. Bakın B en büyük diyor ya. B mesela artılı olsun. O yüzden B artılıysa B kesinlikle 5'tir değil mi? sonra A geliyor. Sonra C geliyor. En küçükleri C ise bakın C'yi eksi eksi alın. C eksi 6 geldi. En küçükleri geldi. A'yı mesela eksi alsanız eksi 2. Bu sıralama tutuyor. İşte bunları topladığınızda eksi 1 eksi 3 olarak bulunur. Evet burada iki tane mutlak var. Buna çok dikkatli Evet 16 soruda arkadaşlar iki tane mutlak var. Bu çok önemli soru tiplerinden bir tanesi. Bakın şu çizdiğim mutlakların içerisine bakıyorum. Yani şuraya bakıyorum. Burası bir 5 olabilir ya da eksi 5 olabilir değil mi arkadaşlar? Çünkü neden? 5 olursa da bakın mutlak değer 5 olur. Eksi 5 olursa da 5 olur. Şimdi adım adım yapacağız. Yani mutlak x artı 3 artı 2'nin bir 5 olduğuna bakacağım. Bakın tamamen 5 olduğuna. Bir de bir de mutlak x artı 3 artı 2'nin eksi 5 olduğuna bakacağım. Şimdi 2'yi sağ tarafa atın. x artı 3 mutlak 3. Aha bir daha çıktı içinden. Demek ki x artı 3'ün ya 3 olmalı ya eksi 3 olmalı gözüyle bakıyorum. Yani x artı 3 ya 3 olmalı. 3 ise arkadaşlar x 0 olur. Ya da x artı 3 eksi 3 olmalı. Eksi 3 olursa da x'e eksi 6 gelir. Şimdi buldum. Bir de neydi? Eksi 5 olduğuna. İkinci duruma bakalım şimdi. Bunu çözelim. x artı 3 mutlak Eksi 2'yi sağ tarafından arkadaşlar eksi 7 değil mi? Ama bakın burada çözmeye devam etmeyin. Çünkü mutlak değer hiçbir zaman eksili bir sayı olamaz ki arkadaşlar. Buradan çözüm kümesi boş göme gelir. Çözüm aralığı neymiş? Sadece sol taraftan gelenlermiş. Yani 0 ve eksi 6'ymış. Çözüm kümesi ÇK yapalım. Eksi 6 ile 0 dersiniz. Evet A ve B gerçel sayı olmak üzere B sıfırdan büyükse arkadaşlar şu ifadesinde kökler x1 ve x2 ise toplamları 2a'dır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Mesela x eksi 2 eşittir. Mesela 5 olsun. Tamam mı? Kökleri bulur musunuz? Kökler nedir? x eksi 2 ya 5 olur. Yani x buradan 7. Ya da arkadaşlar neydi? x eksi 2 eksi 5 olmalıydı. Eksi 5 olursa da eksi 3 olurdu. Değil mi? Bakımları toplayın. 7 eksi 3. Ne geldi? 4. Bakın şu sayının 2 katı geldi. 4 geldi. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. Bakın burada mesela e, x'in alacağı farklı değerler toplamı nedir? Ben sizin için bunu yine açalım. 4x 3 işte 1453'ün mutlak e, işte 1453 faktöriyel. Bunu hiç açmayın arkadaşlar. Bu süs olsun diye verilmiş. x nedir? Hemen bunu söyleyin. x arkadaşlar 1453 artı 3. 3'ü diğer tarafa attım. Her tarafı 4'e böldüm. Bu. Birinci köküm bu. İkincisi nedir? 4x eksi 3 eksi 1453 faktöriyel olur. Bakın birazdan anlayacağız ne yaptığımızı. 3'ü diğer tarafa atın. 3 eksi 1453 faktöriyel bölü 4 değil mi? X'i buldum. X'in alacağı farklı değerlerin toplamları. Bakın bunu toplayın şimdi bakalım. Yani şunla şunu toplayacağım. Gelin şurada aşağı toplayalım. 1453 faktöriyel. Şurada faktöriyel var. Artı 3 bölü 4. Şunu yazdım. Artı, ikincisini yazıyorum. 4. 3 eksi 1453 faktöriyel. Yani. Şimdi paylar eşit olduğu için gelin toplayalım. Bakın bunlar gitti mi? Gitti. Üstü 3, 3 daha. 6 yaptı. Ne yapmış oldu arkadaşlar? Bakın sadeleştirin. 3 bölü 2 gelmiş oldu. E biz ne demiştik? Ee, şu ifadenin iki katıydı ama burada nedir? Bakın şu x'i yalnız bırakın. Ee, x eksi 4, hani 4x eksi 3 demiştik ya. İşte bunu e, şu x'i yalnız bırakacak olursanız, her tarafı 4'e bölün mesela. Bakın 4'e böldüğünüzde, x eksi 3 bölü 4 olur ya aslında. İşte bunun şu a olmuş oldu artık. Bunun iki katını alın. Bakın sonucu ulaşmış oldunuz. Kısa yolu bu. Uzun yolda aşağıdaki bir gösterimi olabilir. A bir gerçek sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde A'nın bir olan uzaklığı A artı 4'tür. Bakın A'nın bir olan uzaklığı A eksi 1, mutlak değer A artı 4'müş. Buna göre diyor mutlaka nedir? O zaman A, bakın şurası bir artılı bir eksi olacak yani A eksi 1 ya A artı 4'tür ya da A eksi 1 eksi A eksi 4'tür değil mi? Bunun eksilesidir yani. O zaman bakın A'lar gitti. Eksi 1 eşit 4 mü? Hayır böyle bir saçmalık olamaz. Buradan boş küme geldi. Şimdi bunu çözelim. Burada neden eksi aldım arkadaşlar? Şu a artı a eksi 1 arkadaşlar bir bunun aynısı olur. Bir de bunun eksilisi olur. Çünkü eksinin mutlak değeri de kendisini verecek ya. O yüzden eksilisini aldım. Eksi a'yı sol tarafa atıyorum. Artı a olarak 2 a geçti. Eksi 1'i sağ tarafa atıyorum. 1 olarak eksi 4 artı 1 eksi 3 yaptı. O zaman a eksi 3 bölü 2. İşte adam bana mutlağını soruyor. Eksi 3 bölü 2'nin mutlak değeri nedir arkadaşlar? Eksi artıya dönüşecek. 3 bölü 2'dir cevap. Denklemi sağlayan x'in alabileceği farklı değerler çarpımını bulun demiş. Yine aynı şekilde iki tane mutlak varsa da bu birini sabit tutacağım. 2x eksi 5. Aynı bunun mutlak cinsinden yazdım arkadaşlar. Birbirini eşitledim. Bir de eksilisini eşitleyeceğim. Bu kadar basit. Hep aynı şey yapıyorum aslında. Şöyle eksilisini eşitledim. x'i sol tarafa atın. 2 xten x çıktı x kaldı. Eksi 5'i attım. 4 artı 5'ten 9 geldi. Bakın eksi x'i sol tarafa atın. 3 x olur. 2 x daha. Eksi 5'i sağ tarafa atın. 5. 4 çıkarın 1. x de arkadaşlar buradan 1 bölü 3 gelir. Farklı değerlerin çarpımını sormuş. 9 çarpı 1 bölü 3'ten cevap 3 gelir. Evet çözüm kümesini bulun demiş yine. Bakın 2x eksi 3 ifadesini. Ya 6 eksi x olmalı. Burası ya 6 x eksi x olmalı arkadaşlar. 6 eksi x olmalı. Ya da bunun eksilisi olmalı. Yine mutlak dışında aynı çıkacağı için. Ya da diyelim 2 x eksi 3 eksi 6 artı x olmalı. Değil mi? O zaman eksi x'i sol tarafa atıyorum. 3 x olarak geçti. 2 x hani x 2 x daha 3x 3 x yaptı. Eksi 3'ü sağ tarafa atıyorum. 9 yaptı değil mi? 6 daha. Her tarafı 3'e böldüm. 3 geldi. Şu x'i sol tarafa atıyorum. Eksi x olarak geçer. 2x'den x çıktı. x kaldı. Eksi 3'ü sağ tarafa atıyorum. Artı 3 olarak. 3 eksi 6'dan eksi 3 geldi. Çözüm kümesi eksi 3 artı 3'müş. O zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 3 ile 3 arasında 2 tane değeri vardır. Aşağıda evinden 120 metre ve postaneden 260 metre uzaklıkta bulunan Ayşe'nin diyor. Bulunduğu konum şekilde modellenmiştir. Buna göre Ayşe'nin bulunduğu konumun evine ve PTT'ye uzaklığını ifade eden mutlak değer denklemi bulun demiş. Bakın evine ne kadar uzaklıkta? 120 metre. Postaneye ne kadar uzaklıkta PTT'ye? 260 değil mi arkadaşlar? Aslında denklem olarak ifade etmek için arkadaşlar Ayşe'nin bulunduğu konuma x dersek. Yani 260 daha gidersem PTT'ye ulaşacağım. 120 daha gidersem eve ulaşacağım. Burada arkadaşlar sayı değeri vererek aslında x eksi 190 eşittir mesela 70. Genelde bu sorularda şıklar verilir. Buna göre bu denklemi çözerseniz arkadaşlar bakın bir bunu aynı çıkarın. Yani x eksi 190 bölü eşittir 70 ya. 190'ı sağ tarafa atın. X eşittir 260. Bakın bulunduğu mesafe ya 260 olabilir. Bir de bunu eksili çıkarın. Yani x eksi 90 x eksi 190 eşittir eksi 70 olarak artı artılı çıkarıyorduk ya. Şimdi de eksili çıkardım. 190'ı sağ tarafından arkadaşlar 100, 190, 70 çıkardık. 120. Bakın bir de ev uzaklığı da bakın 120 geldi. Yani çözüm kümesi ya budur ya budur. Bu sayıları da deneyerek arkadaşlar şunu yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu tip sorularda zaten şıklar verilir. Onlardan giderseniz çok daha rahat bir şekilde yaparız. Çıkmış sorularda da aynı şekilde davranacağız. Mesela burada. Arkadaşlar biz size ne demiştik? Eksi x ile x'in mutlak değeri aynı demiştik değil mi? O zaman x eksi 3 ile 3 eksi x'in mutlak değeri aynıdır. O zaman gelin şuraya şöyle 3 eksi x yazalım. Bu da 3 eksi x. Fark ettiyseniz 3 bu denklemi sağlar. Bakın götüreceğim ama unutmayarak kökü unutmayarak götüreceğim. Mesela şurada x yerine Kısa yollar üretelim arkadaşlar. Ee, kısa şöyle. Mesela x yerine 3 yazarsanız. 3'ten 3 çıkarın 0. 0 çarpı 0. 0 çarpı x eksi 2 0 olur. Burası komple 0 oldu. 3 yazarsanız burası da 0. 0 eşittir 0 mı? Evet. Demek ki 3 bir denklemin kökü arkadaşlar. 3 unutmayın. 3 var. Peki 3'ü unutmadan bunu götürseniz. Şunları böyle götürseniz. Aslında bunlar gitmez. Ama 3'ün kök olduğunu unutmadan götürüyorum arkadaşlar. Götürdüğümde x eksi 2 mutlak 1 olur değil mi? O yüzden bunu şu içine arkadaşlar eksi artılaşsam yani x eksi 2'nin 1 yani x'in buradan 3. Bakın x eksi 2 eksi 1 olabilir. Buradan da x arkadaşlar eksi 1 artı 1 gelir. Değerlerin toplamlarını sormuş. 3 bir daha 4 deriz. Gerçek sayı doğrusunda 3 noktasına olan uzaklığı bakın o zaman bunu sayı x diyelim. 3 olan uzaklığı derse x eksi 3. Eksi 1 noktasına olan uzaklığı. O zaman bu sayı x'ti. Eksi 1 diyorsa eksi 1 eksi. Eksi eksi 1 arkadaşlar. 2 katına. Bunun 2 katına eşitmiş. Hemen bak denklemi yazdık. O zaman x eksi 3 mutlak 2 çarpı x eksi eksi artı yapsın. Şu. Denklem bu demek ki. Çözüm kümesini bulun demiş. Neydi arkadaşlar? Bunları bir eksili bir artılı çıkaracaktık. Yani bunu bir artılı çıkaralım. Şu şekilde. Bu parantez. 2'yi dağıtın içerisine. x eksi 3, 2x artı 1, pardon 2. x'i sağ tarafa atın, x kalır, bu eksi 5 gelir. Bu bir çözüm kümesi. Bir de eksili çıkarın arkadaşlar. x eksi 3, 2, bakın bunu eksili çıkarsam, eksi x eksi 1 olur değil mi? Şu 2'yi dağıtın, x eksi 3, eksi 2x, eksi 2. Bunu sol tarafa attım, 3x geldi. Eksi 3'ü sağ tarafa attım, 1 geliyor. Demek ki burada da her tarafı 3'e bölersem 1 bölü 3 gelir sayılar kümesini bulun. Çözüm kümesi o zaman ÇK e, eksi artı 1 bölü 3 ile eksi 5 arasında diyebiliriz. İki tanedir. Sıfırdan farklı x ve y gerçek sayıları için verilmiş x y toplama kaçtır diyor. Bakın burada mutlak değer hiç eksi 2x eşit olabilir mi? Olamaz değil mi? Eksi olamaz. Demek ki şu x kesinlikle negatif. Çünkü eksi eksi artı yapsın ki mutlağın dışı artı olarak çıksın. x bir kere sıfırdan küçük kesin. Bakın y'ye bakın. Mutlağın dışına mutlağın eşiti 3y ise 3 pozitif. O zaman y de pozitif olması lazım. Y'nin pozitif olduğunu gördüğüm bunlar kafadan garanti. Şimdi o zaman sizce x çarpı y nasıl bir e, sayı içerisi? Eksi değil mi? Çünkü eksi ile artıya çarpmışım. İçi eksi. E peki içi eksi ise nasıl dışarı çıkar? Eksi x diye eksiyle çarpılıp çıkar. Sonuç neymiş? Eksi 2x'miş arkadaşlar. Bakın x'leri götürün. Eksileri de götürün. Y eşittir 2 gelir. Y eşittir 2 ise işim kolay artık. Burada 2 yazın. 2 bölü x mutlak 6. 3 kere 2 6. O zaman x O zaman arkadaşlar hemen 1 artılı bir eksiyle çıkaralım. Yani 2 bölü x ya 6 olur. Yani x buradan içler dışlar yaparsanız arkadaşlar 1 bölü 3 gelir. Ya da eksili çıkarırsanız 2 bölü x işte eksi 6'dır. Buradan da işler dışarı yaparsanız eksi 1 bölü 3 gelir ya. E, ee, x artı y toplamı ama x neydi arkadaşlar? Eksiliydi. Demek ki artısını salamıyorum. Eksi 1 bölü 3 alacağım. x eksi 1 bölü 3. y de arkadaşlar 2 olduğuna göre eksi 1 ile eksi 1 bölü 3 ile 2'yi toplayın. 5 bölü 3 olarak bulunur Ceyhan. Evet eşitliği sağlanmaktadır. Y'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. Bakın şurasıyla şurası aynı sanki değil mi? O yüzden ben buna mesela 1 desem. Burası ne olur arkadaşlar? 1 olur. O zaman komple 0 oldu. Bakın burası 1. Burası komple 0. O zaman burası da 0 olmalı değil mi? Bakın 0 artı 1 artı 0 1'i verdi. O yüzden 2x artı y kesin 1. x eksi 3 de zaten 0'dı. O zaman x 3, kaç geldi? 3 geldi. x'i gidin şuraya yazın. 2 3 6 artı y eşittir 1. O zaman y arkadaşlar eksi 5. y'nin değer y'nin alacağı değerler toplamını sormuş. İkinci ışıkta şöyle olabilir. Şu ifade tamamen arkadaşlar 0 olur. O zaman burası ne oldu? 0 oldu. Eksi 1 0 eksi 1 eksi 1. Eksi 1'in mutlak değer ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. 0, 1, 1 yaptı. Demek ki burası yine 0 olmalı. İkinci durumda bu. O zaman x eksi 3, 0 ise x yine 3 gelir. Bu durumda da 2x artı y şöyle 0 gelmesi lazım. Buraya 3 koydunuz. 6 artı y eşittir 0. Bakın y ne geldi arkadaşlar? Eksi 6 geldi. Y'nin alacağı değerler toplamı eksi 5 ya da eksi 6 olabilir. Toplamları eksi 11. Evet ödev testi 1 ile devam edelim arkadaşlar. Buradaki mantık x eksi z üstüne yazıyormuşuz. y eksi z'yi de altına yazıyormuşuz. O zaman 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. B dediğim ifade şöyle mutlak değer içinde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Neymiş? y eksi z. y eksi z şöyle. Demek ki 1 bölü 6'dan arkadaşlar. 1 bölü 3'ü çıkaracakmışım. Rasyonel sayılar biz sizde işlemiştik. O yüzden 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırken payda eşitlerim. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparsam 1 bölü 6 olur. Aşağısında arkadaşlar yine mutlak derecesinde bu arada bunu 2 ile genişletirim. 2 bölü 6 olur. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1 bölü 6 olur değil mi? Bunlar mutlak olduğu için arkadaşlar şuradan devam edelim. 1 bölü 6 mutlak derecesinde 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 mutlak derecesinde 1 bölü 6. Bu birinci bu ikinci arkadaşlar 1 bölü 6'ya 1 bölü 6'ya bölerseniz cevap 1 çıkar x'in 2 olan uzaklığı bu şekilde gösterilir. Doğru bunu göstermiştik. x'in x eksi 1 olan uzaklığı arkadaşlar x eksi eksi 1 olarak göstereceksiniz. Eksi eksi artı yapacak. Doğru bu da. x'in 0 olan uzaklığı evet x eksi 0 bu zaman aynı zamanda x olarak göstereceği için bu da doğrudur. Cevap yine Edirne. Denklemi çözüm kümesi arkadaşlar neydi? 0 eşitse burası 0 olabilir. x eksi 2 bakın 0 eşitse x yerine 2 yazılması lazım. Bu doğru x artı 3 4 ise 1 eksi 7'dir. Eksi 1'dir. Bakın bunu 4'e eşitleyebilirsiniz. Ya da şunları yerine koyun. O da olur. Çözüm kümesi denklem çözmüştük. Eksi 7 yerine koyun. Eksi 4'ü mutlak değeri 4. Eksi 1 yerine koyun arkadaşlar. 2. Değil mi? Eksi 1 artı 3 2. 2'nin mutlak değeri 4 değil. O yüzden yanlış. Bakın. İsterseniz o zaman köklerini bulalım. x artı 3 4 olur. x buradan 1 olur bir de x artı 3 dediğim ifade eksi 4 olması lazım. Yani x artı 3'ün eksi 4 olması lazım. 3'ü salladım eksi 7. Bakın köklerim aslında eksi 7 ya 1'miş. Bu eksi 7 eksi 1 dedi. O yüzden yanlış dedik. Bakın ifadesi denklem çözüm kümesi boş kümedir. Neden? 5'i sağ tarafa sallayın arkadaşlar. Mutlak x artı 3 ne olur? 4 eksi 5 olur. Eksi 1. Mutlak değerli ifade eksi 1'e eşit olamaz. Hep sıfırdan büyük eşit işte olacaktı. Evet aşağıdaki şekilde her sütundaki sayıların çarpımı sıfırdan küçüktür. Bu zaten sıfırdan büyük arkadaşlar. Her sayının karesi sıfırdan büyüktür. Şu ifadeyi soruyor kaçtır diye. sütun dediği için arkadaşlar bakın şöyle bakacağız. B sıfırdan küçük olması lazım. Çünkü bu eksi olmalı ki değil mi? Bu eksi olmalı ki çarpımları sıfırdan küçük çıksın. B sıfırdan küçük kesinlikle. B sıfırdan küçükse bakın burası eksili. O yüzden burası artılı çıkmalı ki bakın sütun çarpımı değil mi? ne yapsın? Sıfırdan küçük çıksın. O yüzden a da sıfırdan büyüktür arkadaşlar. O zaman a eksi b'ye bakalım. a eksi b mutlak eksi eksi b yaptı. Sıfırdan büyük bir sayıdan sıfırdan küçük bir sayı çıkarırsanız bakın dikkatli bakın. Önce işaretine bakıyorduk değil mi? Burası artılı bir sayı. Burası eksili bir sayı. Ama önünde de eksi olduğu için tamamen artı çıkacak arkadaşlar. Burası sıkıntı yok değil mi? Burası tamamen artı. Bakın burası pozitif. Yani şöyle düşünün. 5 eksi eksi 2 gibi düşünün yani. Tamam Eksi eksi artı yapıyor. O misal. Aynısı. O yüzden eksi b'ye bakalım. B zaten sıfırdan küçük bir sayı. Önünde de eksi var bakın. Bakın şurası mesela eksi 2 gibi düşünün. Önünde de eksi var. Artı yapacak. Bunun için artı. Bakın önü artı olduğu için bu sayı aynen çıkacak. Yani bunun dışarı çıkmış hali eksi b olarak dışarı çıkar. Bakın bu çok önemli. Eksi b'nin mutlak değeri nedir biliyor musunuz? B sıfırdan küçük olduğu için eksi önünde de eksi var. Bu komple artı olduğu için olduğu gibi çıkar. Burası eksi b olur arkadaşlar. Sakın onu b diye çıkarmaya çalışmayın. Burası eksi b. Bakın önünde de eksi b var. Evet şimdi sıra geldi çıkarmaya. a eksi b artılıysa olduğu gibi çıkacaktı. Yani a eksi b olarak çıkaracak. Şu eksi buraya koyuyorum. Nasıl çıktı arkadaşlar? Bu eksi olarak çıktı. Eksi b olarak çıktı değil mi? O yüzden eksi b olarak yazdım. Bir daha söylüyorum. Bu içi artı olduğu için olduğu gibi çıkardım. Eksi b olarak çıkardım. Eksi eksi artıya dönüştü. A eksi b şu eksi eksi artıya dönüştü. Artı b. B'ler götürdü. Sadece a kaldı arkadaşlar. Evet mutlaklar nasıl dışarı çıkardı? Eksi 4 mutlak böyle çıkardı. Eksi 4'ün mutlağı 4 olduğu için 4 mutlak olurdu değil mi? Aynı şekilde yazalım. 4 o zaman 4 mutlak x. Bakın burası eksi 2 mutlak x duruyor. Burası eksi 3 mutlak değeri 3 ürün de eksi olduğu için eksi 3 mutlak x eşittir eksi 6 imiş. Şu eksi x'leri arkadaşlar elma gibi düşünün demiştik. Burası 4. Bakın şöyle. 4'ten 2 elma çıktı. 2 elma kaldı. 2 elmadan 3 elma çıktı. Eksi 1 eksi x e, mutlak x elma kaldı. Her tarafı eksi ile çarpın ya da eksi 1'e bölüm fark etmez. Mutlak x 6 oldu. E nasıl 6 olabilir arkadaşlar bu? x'in ya 6 olmasıyla ya da eksi 6 olmasıyla mümkün. Alabileceği çarpımlar arkadaşlar 6 ile eksi 6'yı çarptık. Eksi olarak 36 olarak bulundu. Evet çarpımları 5 olduğuna göre x'in alacağı farklı değerlerin çarpımını bulun demiş. Bu arkadaşlar şeyden de biliyorsunuz. İster değer verin 5 asal, 5 asal olduğu için 1 5 ya da 5 1 verin. Ya da çarpanlar ayırmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu birazdan diğer fölülerde yapacağız. x eksi 2 ile x artı 2 çarpın. Şöyle dağıtın mesela x eksi 2 ile x artı 2'yi dağıtın arkadaşlar. Şu x'i dağıtın. Ne oldu? X'de x ile x'i çarptım x kare. x ile 2'yi çarptım 2 x değil mi? Eksi 2 ile x'i çarpın eksi 2 x -2X. Eksi 2 artı 2 eksi 4 yaptı. Bakın bunlar gitti. X kare eksi 4 geldi. Demek ki mutlak değer içerisinde x kare eksi 4 oldu. Eşittir 5. Demek ki bunun içerisi arkadaşlar şurası ya 5'tir ya eksi 5'tir. O yüzden x kare eksi 4 ya 5'tir ya da x kare eksi 4 eksi 5'tir. Şimdi x kare 4'ü diğer tarafa atarsanız 9. Neyin karesi 9? Eksi 3'ün değil mi? Ya da artı 3'ün. 4'ü diğer tarafa atalım. x kare eksi 1. Hiçbir z'nin karesi eksi 1 değil ki arkadaşlar. Buradan boş kime geldi? x'in alacağı farklı değerlerin çarpımı. Bakın 3 ile eksi 3'ün çarpımı arkadaşlar eksi 9 yapar. abc gerçeğe sayılar olduğuna göre diyor ifade edebilmiş Hangisileri doğrudur? Bakın a sıfırdan küçük. b sıfırdan küçük. b de a'dan küçük. O yüzden a eksi b mesela sayı değeri verin arkadaşlar. Burası eksi 2 olsun. Burası eksi 5 olsun. Gidin buraya yazın. Muktat değişimi de a eşittir eksi 2. Tamam mı? Eksi, 5 gibi bir şey aslında bu. Ne oldu burası? Eksi eksi artıya dönüştü bakın. Eksi 2 artı 5 gibi oldu. İçerisi ne oldu arkadaşlar? Artı oldu. Artıysa olduğu gibi çıkar. Bakın a eksi b olduğu gibi çıkması lazım. Burası artı olduğu için. Doğru. A artı b. Arkadaşlar a artı b toplamları negatif değil mi? O yüzden bunun içerisi eksi olduğu için eksiyle çarpılıp çıkarması lazım. Bu da doğru a eksi c artı b Şimdi bunu mutlak dinle arkadaşlar. Nasıl alacağız? Yine değer verelim. Arkadaşlar buraya 6 verelim mesela. a eksi c yani eksi 2 değil mi? art eksi 6 eksi 6 yazmış, yazmış olduk. Artı b yani eksi 5 değil mi? İçerisi ne oldu bakın arkadaşlar? Eksi 13 oldu değil mi? İçerisi eksi olduğu için bakın komple eksiyle çarpılıp çıkarması lazım. Bu da doğru. Eksiyle çarpıp çıkarmış. Yani cevap Edirne. Evet. X küçük, Y küçük sıfır olduğuna göre diyor. Her satırındaki ifadelerin toplamı sıfırdır. Her satırdaki. Bakın şunları toplamları hep sıfırmış. A eksi B farkı kaçtır diyor. Şimdi bakın. X sıfırdan küçük olduğuna göre bunun içerisinde nasıl bir sayı? Eksili. Eksili olduğu için burası aslında eksi x'tir. Değil mi? Şimdi bunların toplamları x bak sıfırdan küçük. İki tane sıfırdan küçük ifadenin toplamları sıfırdan küçük olduğu için bu ifade de eksi x eksi y'dir. Ne diyor? İfadenin toplamı sıfırdır. Bakın b ile bunun toplamı sıfır olması için b yerine ben x yazmalıyım. Neden? x eksi x toplarsam sıfır olur. Buraya ne yazmalıyım acaba? Eksi x eksi y ile topladığımda sıfır olacak sayı x artı y'dir. Bakın. Y'ler birbirine götürür, X'ler birbirini götürür. Satırlar, satırlar toplamları sıfır oldu. O zaman A ne geldi? Bakın şurada A yerine yazın. X artı Y. Eksi B ne geldi? X geldi. Bakın X'ler gitti. Cevap Y. X artı Y artı Z toplam aşağıda gelen hangisi olamaz diyor. Hepsi 3, 5, 11 olabilir mesela. 3, 5, 11 olduğunda arkadaşlar kaç olur? 8'den 19 olur. Mesela bir tanesi eksili olsun. Eksi 3 olabilir mesela şurası. Eksi 3 olduğunda toplayın arkadaşlar. E, kaç geldi? Eksi 3 artı 5 2. 11 daha 13 yapar. Başka mesela eksi 5 eksi, y eksi 5 olsun. Eksi 5 artı 3 eksi 2 11 9 yaptı. Eksi 11 olsun mesela. Şurada eksi hani her biri eksi ve artılı çıkabilir ya o yüzden diyorum. Z yerine de eksi 1 11 yazalım. Eksi 11 aldım. Bunun toplamı 8 zaten. Eksi 11 ile toplayın arkadaşlar. Eksi 3 de olabilir. Başka şu ikisini de arkadaşlar bakın. E, eksi alın. X'i eksi alın. Eksi 3 olsun. Y'yi de eksi 5 alın. Bu da artı 11 olsun mesela. Toplayın bunları. Eksi 8. 3, 11 ile toplayın. 3 olur ama denizli olmaz arkadaşlar. Bir içine yazılan sayı ile bir işlem tanımlanıyor. Aşağıda bu işlemin örnekleri verilmiştir. Mesela x olduğunda böyle ise şöyle yazılıyormuş arkadaşlar. y böyleymiş. Ona göre diyor a fark farklı derler. toplamı kaçtır? Bakın aslında 3 parantezin alırsanız olayı daha düzgün görürsünüz. Bakın bunu 4 parantezin alın. Aslında ne yapıyormuşum? İçine yazdığım sayıdan 2 çıkarıp kaç gelse onunla çarpıyormuşum. Bakın o zaman bu a'dan 2 çıkarın a eksi 2. Kaçken bu? Beşken değil mi? 5 ile çarpıyorum demek ki. Olay bu. İçerisinde a yazıyor. Artı. Şu artı yazdım buraya. Altıgen olduğu için 6 ile çarpıyorum. 2 çıkarıp 6 ile çarptım. Olay bu. 44'müş. Bakın bunları elma deyin. 5 elma 6 elma da 11 elma yaptı. 11 tane a eksi 2. 4 olduğuna göre burası ne arkadaşlar? 4 olmalı. Yani a eksi 2 mutlak 4 mü 3 ne yapıyorduk? Bunun içerisi ya artı 4'tür arkadaşlar ya da eksi 4'tür. Yani a eksi 2 ya 4'tür yani a buradan 6'dır ya da a eksi 2 nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Eksi 2'yi sağ tarafa atın artı 2 olarak. Eksi 4 artı 2 eksi 2 gelecek ya da eksi 2'ymiş toplamlarını sormuş. 6 eksi 2 4'tür. Aşağıda bir bilgisayar programının algoritması verilmiştir. Birinci adım iki farklı sayı gir diyor. Bu sayılar A ve B olsun. İkinci adımda birinci adımdaki tam sayıları topla ve sıfır olan uzaklığını hesapla. Topladım. Yani mutlak değerini aldım. Okey. Üçüncü adımda birinci adımdaki tam sayıların ayrı ayrı sıfır olan uzaklıklarını bul. Yani üçüncü adımda mutlak A artı mutlak B arkadaşlar. Dördüncü adımda ikinci ve üçüncü adımda bulduğun sonuçlar eşit ise beşinci adıma geç. Ama değilse sayılardan birinin toplama işlemine göre tersini al ve ikinci adımdan devam et. Şuradan devam et diyor. Buna göre beşinci adım neymiş? İkinci ve üçüncü adımda bulduğun sonucu ekrana yaz. E, ee, beşinci adım sonunda arkadaşlar 10 yazdırdıysa hangisi olabilir diyor. Burada deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın Denizli'yi deneyelim. Eksi 4 seçtim. Ve 6 seçtim. Toplayın arkadaşlar. Eksi 6 ile eksi 4'ü topladığınızda mutlak değer ne geldi? İçerisi eksi 10 olur. Mutlak değer 10 gelir değil mi? İkinci adım, şimdi birinci adımı bu yaptım, seçtim sayıları. İkinci adımı tamam, toplayıp sıfırdan uzaklarına baktım. 3. adıma bakalım. Birinci adımdaki sayıların ayrı ayrı. Yani eksi 4'ün mutlak değeri bir de eksi 6'nın mutlak değerine bakın. Topla. 4, 6, bu da 10 yaptı. Okey. Dördüncü adımda ikinci ve üçüncü adımdaki eşitse 5 adıma geç. Bakın arkadaşlar 10, 10 eşit. Demek ki 5 adım neymiş? İkinci ve üçüncü adımda bulduğun sonucu ekrana yaz. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü adımda 10 10 ikisinde de eşit buldum. Cevap 10 zaten 10 yazdırmış demek ki cevap Denizli sağladı. Aşağıda Levent Hisarüstü Finiküler metro hattının güzergahı ve durakları verilmiştir. Aylin bu metro hattının duraklarını aşağıdaki gibi eşit aralıklarla bölünmüş sayı doğrusuna göstermek istiyor. Duraklar arkadaşlar sayı doğrusuna artışık tam sayılara karşılık gelmektedir. Bakın şöyle gösterilmiş. Bunlar da düzgün şekilde böyle gösteriliyor. Sayı doğrusuna Levent Duran'a karşılık gelen tam sayının 3 3 sayısına olan uzaklığı ile eksi 2 sayısına olan uzaklığı toplam 5'tir. Yani buna x diyelim arkadaşlar. 3 olan uzaklığı x eksi 3 mutlak değer değil mi? Eşitmiş. E Eksi 2'ye olan uzaklığı da arkadaşlar x eksi eksi 2'den artı 2 yapacaktı. Değil, değil mi? Biliyorsunuz. Toplamları arkadaşlar. Bunları toplamları 5. Dursun. Levent durağına karşılık gelen tam sayının alabileceği en küçük tam sayı değerine göre Hisarüstü üstü durağına karşılık gelen tam sayı kaçtır? Yani ben x'i bulacağım. Ondan sonra ardışık olarak sayı vereceğim. Şimdi x yerine yazılabilecek en küçük sayı nedir? Ona bakacağım. Ne demiştik arkadaşlar? Burada en küçükleri bulmak için bir tanesini sıfırlayacaktık. Bakın ya bunu sıfırlayın ya da bunu sıfırlayın. Mesela bunu 3'ü sıfırlarsak x yerine 3 verin. Burası 0 olur. x yerine 3 verdim arkadaşlar. Buraya 3 verin. 5 0 artı 5 tamam. Bir de şurayı sıfırlayın. x yerine eksi 2 verin yani. Eksi 2 verdiğimde ne olur? Burası eksi 2 artı 2 0 olur. Eksi 2 eksi 3 eksi 5 eksi 5 mutlak değeri 5 olduğu için 5 artı 0'dan 0 5 geldi yine doğru. O zaman 3'ü mü alırım eksi 2'yi mi alırım? Tabii ki eksi 2 alırım. En küçük tam sayı değeri o zaman eksi 2'dir. Arkadaşlar burası eksi 2 ise ardışık tam sayılar diyor. Devam ediyorum. Eksi 1, 0 ardışık gidiyor. Buraya da 1 gelir. Demek ki cevap 1. Bir. bir koşu yarışına katılan Ahmet, Mehmet ve Veysel'in koşunun 10. dakikasında bulundukları konumlar aşağıda göstermiştir. Ahmet'in bitiş çizgisine kalan yolu A. Mehmet'in kalan yolu B. Veysel'inki C'ymiş olduğuna göre diyor Ahmet'in bite çizgisine kalan yolu yani A nedir diyor aslında. Bakın burası A'ymış arkadaşlar. Şurası B'ymiş. Burası C'ymiş. O zaman en küçük C değil mi? Veysel önde olduğuna göre. C küçük, B küçük, A. Olay bu arkadaşlar. Hemen bunu yerleştirelim. C'den A'yı çıkarıyorum arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkarırsan küçükten büyüğü çıkarıyorsunuz. O yüzden küçük bir sayıdan büyük sayı çıkarırsanız önü eksi olur. C'den B'ye çıkarıyorum. Yine yani küçükten büyük çıkarıyorum arkadaşlar. Burası yine eksi olur. A artı B diyorum. Uzaklık pozitif olacağı için her zaman bakın Vsel'in bitiş çizgisine olan uzaklığı eksili bir sayı olamayacak. Hep pozitif bir sayı olacak. Bunların her biri arkadaşlar sıfırdan büyük. O yüzden topladığınızda da bakın sıfırdan büyük olacak. Artı olarak çıkacak. Şimdi nasıl çıkacağına karar verdim. Şimdi eksil olanları eksile çarpıp artı olanları aynı çıkaracağım. Bakın bu C eksi A eksili olduğu için eksi C artı a olarak çıkardım. Eksi ile çarptım. Bakın burası da eksi, eksi ile çarpıyorum. Eksi c, eksi eksi artı b yaptı. Burasına dikkat edin. Artı olduğu için aynı çıktı ama önünde eksi var ya. O yüzden eksi ile çarpıp çıkacak. Eksi b eksi a oldu. Eşittir 12 imiş. Toplayın a'lar gitti bakın. B'ler gitti. O zaman eksi 2c eksi 12 yaptı. Her tarafı eksi 2'ye bölün arkadaşlar. C buradan 6 geldi. C6 ise e, hangisi olabilir? Yani Ahmet dediğim arkadaşlar A'ydı. Burası 6 ise 6'dan büyük olacak. 8 olabilir. Aşağıda bir alışveriş merkezinin kat planı verilmiştir. Zemin kattan asansöre binen Sinan'ın asansörden indiği katın giyim 2 katına olan uzaklığı Otopark iki katına uzaklığını çarpım atmış Demek ki arkadaşlar zemin kattan asansöre biniyor. Buradan asansöre binmiş. Ee, Sinan'ın asansörden indiği katın giyim iki katına olan uzaklığı indiği kata x diyelim arkadaşlar. Giyim iki katı kaç arkadaşlar? Üçüncü kat değil mi? O yüzden x'in 3 olan uzaklığına bakacağım. Otopark 2. Nerede otopark iki? Şu, 2? Şu. Eksi 2 olan uzaklığının çarpımı iki katının olan uzaklığının çarpımı diyor. Bakın otopark 2 olan uzaklık da x eksi eksi 2 olduğu için artı 2 oldu değil mi? Bunu daha önce söylemiştik. Uzaklığının iki katına bakın bunların ikisinin çarpımı 60 ise şu 2 ile sadeleştirelim 30 kalsın. Yani x eksi 3 çarpı var burada. x eksi 2 2 ile sadeleştirdim bakın 30 kaldı değil mi? Bakın bunların çarpımları 30'muş. Sinan hangi katta inmiştir? Evet 30 olması için şu sayıların çarpımları bakın ardışık sayılar bunlar. Biri 3 çıkarmış biri 2 çıkarmış. Bunlar ardışık sayılar. Yani ya 5 çarpı 6'dır değil mi? Ya da 6 çarpı 5'tir. Bakın şu daha küçük olduğu için bu 5 aslında arkadaşlar. Bu 6 olmalı. O yüzden x senin arkadaşlar bakın x 8 yazsanız ne olur? 2 çıkarın 6, 3 çıkarın 5. Demek ki sağladı. x 8'miş. 8. katta da spor salonu var arkadaşlar. Demek ki cevap denizli. Aşağıda iki farklı bozuk saat verilmiştir. Birinci saatin e, gösterdiği zaman gerçek zamandan bir saat, ikinci bozuk saatin gösterdiği zaman iki saat farklıdır. Yani bir saat farklıysa demek ki bu saat e, ya 5-15 beş, e, geçiyor ya da 7-15 geçiyor. Bir saat farklıymış çünkü bu ikisinden bir tanesi. Bu iki saat farklıysa 6'yı gösteriyor ya. O yüzden gerçek saat ya 4-0-0'dır ya da 8-0-0'dır arkadaşlar. Şunlar nokta. Farklı zamanlarda gözlenen saatler yukarıdaki gibi olduğunda birinci ve ikinci saatlerdeki gerçek zamanı sırasıyla ifade eden denklemler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın mesela A'dan başlayalım. X işte bunu eksi artılar olarak açtığınızda ne olur? Bakın şunu artı olarak açın. Hemen şöyle. X eksi 6 15 değil mi? eşittir 1 0 0 olsa bunu sağ tarafa atın x eşittir 7 15 olur değil mi? 7 15 bakın sağladı. Bir de eksilisine bakın. x eksi 6 15 eksi 1 olsun. Eksi 1 0 0 olsun. Bunu sağ tarafa atın. Eksi 6 artı olduktan olarak geçecek. Yani 5 15 olacak. Bu da sağladı. Y'ye bakalım arkadaşlar bir de. Hemen şunları temizleyelim. Bir de Y'ye bakalım. Genelde ÖSYM bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Şıklardan giderseniz çok daha mantıklı olur. Y'ye bakın arkadaşlar. 6'lı olarak çıkarın. Y-6-0-0 2-0-0 yazdık. Sağ attığınızda bakın 8-0-0 yaptı. Sağladı. Sanırım cevap bu. Eksili çıkaralım. Y-6-0-0 0. Eksili çıkardım bir de arkadaşlar. 0-0-6'yı art-alt olarak geçtim. 4 kalır. 4 0 0. Bakın saatler tuttu arkadaşlar. Demek ki cevabımız Adana'ymış. E bu soruyla birlikte mutlak değer föyünü bitirmiş olduk. Diğer föylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.